Kaydı başlatmayayım. Evet, anında başla ki ben kaydı sakın başlatmayayım. Bu arada ses bana da geldi. Oyunun sağ tarafı şu an için çok gözükmeyebilir ama hallederiz yani. Oyun içinde ayarları yapacağım. Ha, gerek kalmadı. Okey, YouTube'a da buradan şey yapalım. Tamam, beni menüye attı. Sıkıntı yok. Güzel. Zaten bir historisine de ufak bir bakarız. Şimdi şuradan bir ayarları da bakalım. YouTube kısmı burayı azıcık bir 10-15 saniye ileri de sarabilir. Zaten sıkıntı da değil. Şimdi. Abicim game option sound. Dynamic range large. Neyse böyle kalsın. Brightness. Nope. Language. Japonca var mı? Display subtitle. Japonca var. Lan Japonca var da. Japonca oynasak mı? PC options mı? Hayır, keyboard değil ya. Hayır abicim, ben ne yapıyorum ya? Pardon, bir dakika. Zaten oğlum neye ne 2K'sı? Ne oluyor? Benim bilgisayarım öyle bir şey değil. Allah Allah. Allah Allah. Bir saniye kapatacağım. Evladım, benim bilgisayarım öyle bir şey değil. Yani teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum gerçekten. Motion Blur'u da kapatacağım. Bazıları Japonca demedim mi? Ha, pardon, tamam, Japon olmasın diyorsun. Okey, tamam. Pardon, ben şey oldum. Evet. Şimdi Shadow Quality Medium'a çekeceğim. Onun dışında hani herhalde kasmaz zaten. Şu an menüde şey oluyor. Okey, şu an ekranın düzelmiş olması lazım sizlere de. Şimdi ufak bir piksel mi? Piksel olur abi. Ne pikseli? Ne oluyor lan? Mal oldum şu an. Motion Blur'u bile yapmadım. Bazılarına şey oluyor. İzlerken kusturuyor musturuyor. O yüzden. Evet, çok da önemli bir şey de değil zaten. Böyle dönerken blur oluyor ama koyayım. Çok da sanki ikisi kimde. Önemli değil. O yüzden kapattım. Şimdi. Şurayı bir izleyelim. Ben burayı çevirmeyeceğim. Gerçi çevirmeme gerek yok. Hikaye anlatayım mı? Ufak bir hikaye girişini yapalım mı? Chat ne diyorsunuz? Video dönerken ben arkada anlatabilirim hikayeyi de. İsteyen de okuyabilir. Çalar. Anlatayım. Anlatayım, okey. Fark etmez. Çok da önemli değil diyorsun, okey. Ama güzel bir hikayesi var. Ben bir anlatırım tekrar. Buraları çevirmeyeceğim. Ama oyun için çevireceğim, sıkıntı yok. Ben bir ayrıca üstünden geçeceğim hikayenin. Şey yapmayın. Müzik çalmasa şey yapacaktım. Kanka 400 lira şu an, almayın. Şu an alınmaz. Ben ön siparişle almıştım. Şarkıyı değiştirmişler lan, bu daha hardcore'du bu şarkı. Daha soft yapmışlar. Aleykümselam. Aleykümselam. Şöyle bir üstünden de geçeceğim tekrar. YouTube o sırada söylerim. O sırada ileri alırsınız. Şey yapmayın.
Sağ olasın, sağ olasın. Ben bir Türkçe de üstünden geçerim. Tabi bu kadar detaylı anlatmayacağım. Daha kısa, kompakt hikayeyi çözeceğim yani. Bunu sadece hikayeyi merak edenler İngilizce net olarak okusun diye şu an burayı izliyoruz. Ben de en azından bir üstünden geçiyorum tekrar. Bu arada hem hikayeyle bağlantısız oyunu da 2. Onu da söyleyeyim. İkiyi o yüzden anlatmayacağım. Evet, çevireceğim. Oyun içinde çevireceğim. Şu an çevirmiyorum. Oyun içinde çevireceğim. Çünkü bunu zaten Türkçe anlatacağım birazdan. Kompakt, kısa olarak. Zaten 4'teyiz. Şu an 5'in hikayesini bilmiyoruz. Ama resimleri böyle şöyle aklınıza kazıyın. Söyleyeceğim. Abi şu an çıldırıyorum ya. O zaman söyleyeyim. Eyvallah. Çevireceğim oyun içinde. Şu an çevirmiyorum dediğim gibi. Benim yayınlarda ben hep çeviririm. Elimden geldiğince, yetiştiğim kadar yani. Krallar be, krallar, kral. Bu da 4'ün şarkısıydı. Aga be, but nothing lasts forever. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez diyor. Buradan sonrası da 5 işte. Onu söyleyecek. Öyle bir şey geldi ki ey maşallah. Yani böyle bir şey yok diyor. Böyle bir kriz yok diyor. Ne geldi var ya, bir kıyamet geldi. Üf dedi. Şimdi burada bakan arkadaşlar, ne oluyor, benim niye çalışmıyor? Bak kardeşim, ben ona girmedim. Şimdi bu YouTube, burayı ileri sararsınız. New Game'den itibaren şey yaparsınız. Ben hani yabancı dili bilmeyen, oradan bilenler de orayı dinlerler falan filan, ya da bilmeyen direkt buraya sarar. Biraz sarar ileriye. Ona göre YouTube'da hem Türkçe hem İngilizce'de okumak isteyen görsün diye yaptım. Bu kısmı biraz uzun tuttum o yüzden. Şimdi abi mevzu şu. DMC 3 oyunun ilk oyunu, tamam mı, normalde? Yani zamanlama olarak. Oyunun en başından anlatıldığı oyun. O yüzden 3'ten itibaren anlatmaya başlayacağım. 2'ye çok girmeyeceğim. 2'nin çok böyle hani hikayeyle bir bağlantısı yok. Ya sen kafana göre. Kafana göre. Sıkıntı yok. Ben chatimle sohbet ederek oynuyorum oyunları zaten. Sadece çeviri sıralarında çok konuşmuyorum. Kaçırmamak adına oyunu. Çevirme konusunda. Kafana göre abi. Rengar Mehmet, aleykümselam. Oo Rengar. Seviyorsun bu hayata. Bu arada çok sağ ol takip için. Hoş geldin aramıza diyelim. Drakmel 5515. Çok sağ ol takip için. Şimdi hemen anlatalım. Ufak bir hemen detay geçelim. Çünkü 5. oyun herkes bilerek geçsin. Yani herkes de bir bilsin geçmiş hikayeyi. Ki güzel, keyifli olsun izlemesi de. Abi mevzu şu. 3. oyunda şöyle başlıyor oyun. Bu bizim babamız Sparta diye bir adam, tamam mı? Yani işte şey. Sparta diye bir böyle hayvan gibi güçlü bir eleman. Bu adam ölüyor. Bu adam öldükten sonra derisleri. Bu adam öldükten sonra bizim babamız da, ya aslında şöyle anlatayım. Mundus diye bir karakter var, tamam mı? Babamızın baş düşmanı. Bu adamı bir yere hapsediyor. Özet geçeceğim bu arada. Çok detaylı girmeyeceğim. Bu adam babamız bu adamı bir yere hapsediyor. Sonra yıllar sonra bu adam kurtuluyor. O sırada Sparta ölmüş oluyor. Ve bizden intikam, hem ailemizden hem de bizden intikam almak için geri dönüyor. Ama bu sırada Virgil diye ikiz kardeşimiz var. Onun ne olduğu belli değil. Durumu kayıp yani.
Annemiz de bu durumdan dolayı vefat ediyor, ölüyor, bir tek biz kalıyoruz. Babamız da hem bize hem de kardeşimize iki tane kolye veriyor. Kırmızı bizdeki, Virgil mavi. Virgil, ikiz kardeşimizde de mavisi var. Ben bu arada Virgil'i daha çok severim. Neyse, sadece biraz niyeti kötü. Niyeti kötü olmasa iyi çocuk. İyi çocuk. Üçüncü oyun başlıyor. Üçüncü oyunda Virgil'ın amacı kolyeleri birleştirip kardeşimizle beraber babamızın gücünü elde etmek istemesi. Ama Virgil Dante de, yani bizim oynayacağımız karakter, kırmızı ve mavi olan, kırmızı biziz, öyle söyleyeyim. Virgil olan da, Dante de bu gücü istemiyor. Çünkü babamızı zaten çok sevmiyor. Biraz annesiyle bağdaştırıyor. Yani annesine daha yakın. Zaten bu oyunda da onun detaylarına girecek. Trailer'da göstermişlerdi az çok. O yüzden çok skin'de olmuyor. Zaten Dante de öyle bir karakter değil. İşte gücüm olsun, dünyaya hükmedeyim falan filan. Virgil biraz o kafada bir karakter. Dante biraz daha geyik. İnsanlara hiç siklemiyorum gibi gözüken ama sikleyen bir karakter. Bunları da ufak detaylı anlatayım çünkü hikaye daha çok otursun. O yüzden çok da skin'de değil. İlk fight'ta Virgil'a kaybediyoruz. Sonrasında tekrar peşine düşürüyoruz. Ölmüyoruz. Daha sonra bunun yanında sağ kolu var. Bir tane. Böyle kel. Bir tip işte, amına koyayım. Çok önemli değil. Bunun aynı zamanda kişilik bölünmesi var. Bu bilmediği zamanlarda Jester diye bir soytarıya dönüşüyor. Bu da bir tane kadın var. Bu oyunda göreceksiniz, siyah saçlı. Atar kullanıyor. O yüzden anlatıyorum burayı. Yoksa önemi yok aslında. Ama bu karakter bu oyunda olduğu için anlatıyorum. Onun annesini öldürüyor. O adam da aslında o karakterin babası. Yani babası annesini öldürmüş işte. O da onun peşinde. İşte bir yandan ben onu öldüreceğim, yok sen öldürme, ben öldüreceğim falan filan geyikleri. Burayı detaylı hızlıca geçiyorum. En son kısımda bu adam bir katakulli yapıyor. Kolyeleri kendine alıyor, Sparta'nın gücünü kendine alıyor. Daha sonra biz bu adamı Virgil'la beraber dövüyoruz. Eline veriyoruz kardeşimizle beraber. Sonra diyor ki Virgil, kardeşim sen o kolyeleri hele bir bana ver bakayım. Sonra nah cevabını alınca sen gel bakayım buraya diyor. Bize dalıyor. Biz bunun eline veriyoruz. Ondan sonra kardeşim bak burada sıkışıp kalacaksın. Yeraltı dünyasındasın. Gerizekalı hareketler yapma. Al şu elimi tut gidelim buradan diyoruz. O da diyor ki senden yardım isteyenin namına koysunlar diyor. Atıyor kendini aşağı. Orada kalıyor. Yardımı ye diyoruz. Biz de gidiyoruz. Ondan sonra bizde o kolyeler bizde kalıyor. Dante'nin şeytan modundaki kılıcı onun gücünü kullanıyor falan filan. Sonra birinci oyuna dönüyoruz. Birinci oyunda da bu babamızın hapsettiği karakter Mundus kurtuluyor hapsolduğu yerden. Sonra annemize çok benzeyen bir karakter yaratıyor. Trish diye. Bu oyunda da göreceksiniz. O yüzden burası önemli. Onu yaratıyor. Sonra bunu bize güven aşılattırıyor. İşte kendisine inandırtıyor falan filan. Aslında orospu çocuğunun tekine çalışıyor bu kız. Yok, ölmüyor. 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 İşte dediğim gibi atlıyor. O yeraltı dünyasında hapis kalıyor. Sonra dediğim gibi birinci oyunda işte bize onu salıyor. Trish o karakterin adı da. Annemize çok benziyor, o yüzden biz buna güveniyoruz falan filan derken işte olaylar gelişiyor. Çok detayları önemli değil. Ondan sonra işte öğreniyoruz ki buna çalışıyormuş. Sonra Allah belanı versin falan filan. Sonra tam bizi öldürecekken bu karakter işte bu Gante falan diyor, atıyor bunu kenara. Sonra bu ölüyor. Yani öyle oluyor. Ondan sonra şimdi siktim ananı şeyiyle bizimki şeytan formuna geçiyor. Bam güm kapışma. Sonra bunun eline veriyoruz. GG. Çok kız da ölmemiş çıkıyor. Kurtuluyor falan filan. Özeti bu o kısmında. İkinci oyunu atlıyorum. Çünkü çok hikayeli yani. Ondan sonra dördüncü oyunda farklı bir karakter geliyor. Nero. Nero aslında bizim soyumuzdan gelen. Yani bu iki Virgil ve Dante'nin soyundan gelen bir adam. 4'te çok detayına girmiyor ama 5'te biraz anlatacak gibi. Çünkü trailer'da senin babanın aslında gibi bir şeyler döndü. Onları burada göreceğiz. Bu da bizim soydan geliyor. Bir tane tarikat var. Bu tarikat. Başlayacağım. Sonu zaten burası. Sonra 5'e başlayacağız. Bir tarikat var. Bu tarikat da takılıyor bu Nero. Şu an şeyde gördüğünüz karakter. Ha, artık bilmiyorum. Belki Sparta'nındır. Belki onu da. Artık göreceğiz onu. Ben de bilmiyorum.
Ondan sonra bu tarikata üye. Tarikat çok iyi işte, şeytanları avlıyor falan filan zannediliyor. Aslındaki yegane amacı Virgil'ın kılıcı Yamato'yu birleştirip kullanmak ve aynı zamanda Dante'yi, bir tane işte çok büyük bir, böyle hayvan gibi bir adam var işte, çok güçlü. Onu tekrar yaratılması için Sparta'nın kanından biri gerekiyor. Onu vücuduna hapsettirecek o kişinin. Onun için de Dante'yi kullanacaklar. Sonra öğreniyorlar ki işte bu bizim başka bir bilim adamı tarzı bir elemanla karşılaşıyor bizimki Nero. Nero karşılaşınca Yamato birleşiyor. Yamato birleşince de öğreniyor ki vay efendim, sen de o ailedenmişsin. Aa, yanında birleşti. Sen de Demon'sın. O zaman seni kullanalım deyip bunun kız arkadaşını kaçırıyorlar. Sonra bunun kız arkadaşını kaçırınca diyor ki madem kız arkadaşını kurtaracaksın, o zaman içeri gireceksin kardeşim diyor ve bizimki de içeri atlıyor. Ondan sonra adam canlanıyor. Dışarıda Dante kapışıyor o boss'la. İçeride de bizim Nero kapışıyor. Kurtulmaya çalışıyoruz dışarıdan. Ve kız arkadaşımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Kiriye'yi. Ondan sonra onu da yeniyoruz falan filan, bitiyor. Mevzu bu. Bundan sonrası artık 5. oyun. Eski oyunları normalde konsol oyunuydu ama şu an galiba bilgisayarda var. Evet, artık başlayabiliriz. Çok uzattım, çok anlattım. Ha, orijinal mi, Excalibur mı? Bundan sonrası da artık göreceğiz. Vallahi 10 filmlik oyun hikayesi harbiden de. Ama güzel hikayesi var. Bu arada ben Excalibur'ı seçeceğim. Sanki daha havalı geldi. Böyle beyaz beyaz. Ama o zaman da saçı beyaz olmuyor. Saçı beyaz olmuyor, boş ver. Orijinal akar. Saçı beyaz olsaydı öbürünü seçerdim. Saçı beyaz olmadığı için seçmiyorum abi. Saçı beyaz önemli. Nero'nun saçını bozmamaları lazım. O ailenin saçı beyaz olması lazım abi. Lan lan oğlum, ne oluyor? Nereye geldik? La la oğlum, şuna bakın lan. Öyle diyorlar büyük ihtimalle. Ablacı dua ediyor. Mantıklı. Kısmet artık. Fotoğraf çeken var. Dualar, fotoğraflar. 16 Mayıs. Akşam 8 işte. Birbirimizi çok uzun zamandır tanıyoruz. Broker Morrison'mış. Hiçbir zaman bu kadar sıkıntıyı hani yaşamamıştın. Bunu halledeceksin değil mi Dante? Evet, ben PC'den oynuyorum. Oğlum bu ne lan Fırat? Legendary Devil Hunter. Efsane şeytan avcısı Dante. Graa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 a
Burada zamanını mı harcıyorsun işte falan filan, ne yapıyorsun burada diyor. Vallahi işi götürüyor diyor. Bunu hafife al, bu şeytanı hafife almalısın, almamalısın. Yani hani ondanlardan sonra, yani senin kolunu kestikten sonra. Ve ondan da bayağı bir güç kazandı senin kolun sayesinde diyor. Ben gidiyorum. Sen de arkada kalmayacağım bence sanki diyor. Evet. Tamam V. İlginç adamsın. Ama haklısın. Sorcerer'sın bir kere. Bu orospu çocuğuna bir karşı bir skor alayım bakalım. Görüntü 1080p'de high'da oynuyorum galiba. Kalite ayarı olsaydı bugün daha kaliteli bir yayın verebilirdim. Umarım çok güzel gözüküyordur yine. Kolum yok! Şerefsiz adam, kolumu aldın. Ha, kareyle uzaktan vuruş. Üçgenle dalıyoruz. Okey. X'le zıplama. Yuvarlak. Tövbe estağfurullah, bir şeyler oluyor. Ne oluyor abi? Ha, okey. Ne yaptı lan o? Merhaba, merhaba. Eyyy, tipe bak.
Tamam okey. Klasik bu. Onu çeviremedim. Seni vallahi kolsuz bile döverim diyor. Tamam bunun ne işe yaradığını biliyorum ben. O yüzden çevirmiyorum da. Çok da önemli değil yani. Bunlarla çeşitli upgrade yapacağız. Şey yapmayın yani. Ne bu? Pressor RB. Tamam. Ha. Ha. Okey. 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 V. V, sana güvenebilir miyim? Kardeşim rahat ol kardeşim. Öyle bir şey demedi de. Herhalde öyle der. Aa bunda yeşil topçuk var. Ne bu şimdi? Bu da onun yeşiliymiş. Onları göreceksiniz arkadaşlar. Bununla ne olduğunu ben de bilmiyorum. 5'te oluyor onlar. 4'te öyle bir şey yok. Ne bu şimdi? Ha tamam. Okey tamam bunu biliyorum. Lan. Ha. İstediğimi yapmıyor ki. Sesler iyi. Şeytanız biz, hayır. Hey, got you took off. Do you not understand? We cannot hope to do this with. Sensiz bu işi bitiremeyiz, anlamıyor musun? Sıkıntı yok, süperstar. Hallederik. Oğlum bunun kılıcını, Nero'nun kılıcını seviyorum bu arada ben bayağı. Oğlum biliyorsanız söylemeyin lan. Spoiler vermeyin. Abi şu an hiç kombom yok ya. Lan aşağı doğru indirsene onu. Oğlum kombom yok, hiçbir şey yapamıyorum ya. İki tane tuşa basıyorum. Star renkli DMC crew. Bunları kırınca ne kazanıyorum? İçinden de bir bok çıkmıyor ki abi. Nasıl çıkıyor? Yo yo. Ay sıçayım ya. Yan tarafın şey gitti. Neyse durun. Hallederek. Dayan Dante. Hayır o şeytan şeyleri okey. Yani kol mol muhabbetlerini söylemeyin dedim. Dayan Dante! Dante! Onlar açılacak. Ha bu işte dediğim siyah saçlı kız. Bu da Trish. Öbür siyah saçlı kızın adını unuttum. Babası öldürülen 3'teki. İlk tanıştığımız. Tamam o anlattığımı oradan anlarsınız artık. Daha ileri gelecek. Ha görünüşe bakıyorsa o kadar zaman kaybı değil misin hey? Ezemek. Sana annen çalmaman gerektiğini öğretmedi mi? Üzgünüm Dante. I'm begging this bitch. Ben küfür bastı neyse. Çağırırım, şey yapmam.
Onu sikim. Olmuyor ki. Canı gitmiyor böyle. Böyle mi dalmam lazım? Ha bakkal. Peki ben neyi indireceğim? Onu anlamadım şu an. Yarram he. Oğlum şey lan, dodge atamıyorum. Lan takla falan da atamıyorum ki. Ağzına. Oha çüş. Ver ver ver. Gazla 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 gazla. Güzel. Ağzına. Lan! Tamam, ağzıma verilmesi gerekiyormuş zaten, okey. Çok uğraşmadan dayağımızı yedik o zaman. Güzel. Tamam. Tamam. Peki. Ağzını burnumu kırması gerekiyormuş. Madem öyle, ağzımızı burnumuzu kırdı zaten. V sal V! V dalma dalma. V ağzımızı burnumuzu kırıyor. İşte bu! Bu her şeyin sonu. Bitecek, sıçtık. Graal! İkinci round. İşte bu. Yürü lan. Çekil lan. Hadi gidelim. Gitmemiz gerekiyor. Hayal edebileceğimden çok daha güçlü. Rema. Ya sus oğlum ya. Oğlum bu kadar yolu boşuna gelmiş olamam. Bana işte ölü şey. Neyse çok önemli değil. Kendine zıtış böyle davranmayı bırak. Daha fazla güçlenip gelemişse. Eğer Dante kaybederse. Yürü Zen'i sen indirebilirsin. Öyle mi deniyor? Evet, Uruzen. Şeytan Kral. Graal. Senin kolunu alanın adı o. Kolumu aldı ama ruhumu alamaz. Öyle Remnant'a bak ya. Dante, Dante! Çüş. Dante! Kılıç gitti! Dante yapma! Öldük. Hayır hayır, Dante'nin babası yok arkadaşlar. Dante'nin babası öldü. Dante'nin babası öldü abi. Geri çekilin, geri çekilin. Ne kadar bir şeyler diyorlar. Okay. Dante'ye ne oldu? Dante nerede? Biraz zaman kazanıyor ama iyi gözükmüyor valla. Görünüşe bakırsa iyi gözükmüyor. Bu oluyor olamaz. Dante kayıp mı şimdi? Kaybettim yani. Sal, hayır. Yapabileceğimiz bir şey yok. Gitmeliyiz. Sikerim. Yo, yerinden kalkmadan dövdü bizi. Yani şeytan işte o yani. Yerinden kalkmadan dövdü bizi. Ağzımızı burnumuzu dağıttı. Oturduğu yerden dayak attı bize. İnanılmaz ya. Güzel girdi. Oyun güzel başladı. Ney? Ha, okey, tamam. Oraları çok okuyamayacağım zaten. Hani yetiştiremeyiz yani. Yüklenince kayboluyor çünkü.
O yüzden yapacağım bir şey yok ona, kusura bakmayın. Bir ay sonra. Evet, bir ay önceki olayı anlattı. Ve bunun sonucu olarak işte bir şeyler vermiş. Şeyi söylüyor yani, haberlerde o geçiyor şu an. Şeytanlar, işte gözlerimle gördüm falan filan. Bize merhamet edin falan bilmem ne. Ya aynı gün, her gün, her gün aynı bok ya. Söyle bana. Ne diyeyim la? Senin babanı öldüren kişiyi kurtarmak nasıl bir duygu falan diyor. Vallahi benim anamı terk etti ve beni terk etti. O yüzden hiçbir bok hissetmiyorum. Yılın babası ödülünü almadı mı falan. Ya hadi boş yapma da hadi. Bazıları kötü değildi ya diyor yani araştırmaları. En azından onun için teşekkür edebilirim. Gerçekten bunu burada içmek zorunda mısın? Götüm gibi kokuyor. Nesin o? Hey Nico. Memelerini kaybetme. Görüyorum dedi. Hepsine çarpmak zorunda mısın dedi. Yani her yoldaki hepsine. I'm coming at it out. O siktir oğlum lan, tüylerim diken diken, acayip giriş olmuş. Hadi hadi, eller havaya. Yeah, Mike. İşte bu havalı çocuk Nero. Nice. Kanka adam şeytan yani, şeytan olduğuna takılmadın da yer çekine mi takıldı? Yapma yapma. Bu oyun sigarayı içmeyi promote etmiyor yani, önermiyor dedi aşağıya da. Devil May Cry. Bu da bu arada Devil May Cry olayı da Dante'nin dükkanı yani. Dante'nin şeytan avlama dükkanı. Onu da ilk anlattığım oyunda yani 3. oyunda. Oyunun en baş hikayesinin anlatıldığı oyunun sonunda alıyor. Alanı tutun, hattı tutun, hattı tutun! Kimse geçmesin! Sık sık sık! Hocam sıkır, red orb almak lazım. Red orb. Sabahın 5'i. Haziran 15'i, sabahın 5'i. Kolu yok adamın, kolu gitmiş. Ne oluyor? Ne oluyor amına? Düşk. Ağzına vururuz öyle.
Onu yapamıyorum işte. Ben benim kanal da şu an bugün yok. Kalite ayarı ne yazık ki. Görünüşe göre bir sarılmak istiyorsun falan da. Ya gitsen iyi olur falan. E kimsin sen? Kendini öldüreceksin. Ha boşa konuşma diyor. Bak bırak işini yapsın. Kendisi bilir bu işleri. Lan oğlum tek kollu bir gerizekalısın, öleceksin de ya. İşte geldi. Notlar alıyor musun? Kolu geldi. Hadi biraz göt tekmeleyelim adamım. İşte bu şerif bebeğim. Hadi biraz götleri tekmeleyelim. Evet şimdi bana Devil Breaker kolunu kullanmayı öğretiyor. Sen bana öğretiyorsun da benim niye çalışmıyor? Ha. Okey. Perform the version. Ha. Okey. Anladım. Çüş. Arkadaşlar bunları öğreneceksiniz. Benim de fikrim yok. Anlattığım yere kadardı hikayede. Geri kalanını daha yeni oynuyorum ben de. Benim de hiçbir fikrim yok. Ha onları indirmekte gerçekten ustadır falan diyor. Ben kolunu ben yaptım. İşte şeytanların götünü tekmelesin diye. De keşke sen böyle konuşmasan ya. Ey psikopat. Lan dikkat et o şeye, elin koluna. Lan orada boş konuşmayı bırak da cover'a geç. Hayırlı uğurlu olsun. Ha, pull denemiz. Aa. Ne yapıyorum ben? Anlamadım şu an. Bir dakika. Ağzıma sıçayım, yanlışlıkla patlattım. Ha, işte bana bunlarla gel. Got it out, got it out. Oh yeah, Mike. Beyler. Selamünaleyküm. Tamam onu alacağım lan bir dur. Oyun. Biraz combo lazım ama. Nasıl olacak bu işler? Hayır o değil. Ben diğerine bakmak istiyordum ama neyse. Ha. Green Orb. Ha bu canımızı dolduruyor. Gotta let it out, gotta let it out. Hop bakkal! Bakkal spor! Bakkal spor! Bakkal spor! Ha ya okey çıkıyor ya onu ayarlayamıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ne yapayım abi? Fark ettim onu zaten de altta çıktığını. Onu kapatamıyorum ya. Normalde kapalı bende. Önemli değil. İzlemek isteyen varsa seyirciyi zorla tutmuyoruz yani zaten. Yok kız şeytan değil. Kız düz insan. Galiba yani. Babasını biliyorum da hani belki geni geçti mi geçmedi mi orasını bilmiyorum. Ben galiba diyorum. Hiçbir fikrim yok. O kızı ilk defa görüyoruz oyunda. Got it, let it out, got it. Benim favorim Trish ama. Onu söyleyeyim. Trish akar. Evladım kaçma. Oğlum kaçmasana! Gel bakalım. Şimdi şu arkayı bilerek gideceğim. Çünkü yani Devil May Cry bu.
Bu oyunda her zaman toplanabilir bir şeyler vardır. Bu ne işimize yarıyormuş? Okey, canımızı doldurmamız için. 4 tane toplarsak can çubuğumuz artıyor. O yüzden bunları da toplayacağız tabii ki de. Yarra, ne oldu yarra? Hadi bakayım. Devil Trigger. Hemen uçuyoruz. Aa, keşke patlatsaydım lan kolumu. Niye sadece insan kanlarını topluyorlar? Beslenmekle alakalı değil, başka bir şey var diyor. Bu işte bir iş var diyor. Bu işin altında bir şeyler var diyor. Haklı olabilirsin. Bunlar saldırmıyor değil mi lan? Heh. Allah senin belanı vermeye. Aklım çıktı. Yeah Mike, bunları da temizledik. Bilerek böyle etrafa falan bakıyorum çünkü o toplanabilir tremler çok işimize yarayacak. Tamamdır, tamamdır. Selamlar televizyondan. Hoppa kaaat. Anladım. Kim marshmallowlarını getirdi? Çünkü ben ateşimi getirdim. Fıstıkla yiyorum. Afiyet olsun. LT. Ne işe yaramış bakalım. O zaman... Ne oluyor lan? Ağla geri kaçıyorum. Yo, kaçamıyorum. Her R, B ve A. Haa, bana bunlarla gel. Bakkal, bakkala gidersin. İki ekmek alıp gelirsin. Ağzına da yersin. Al sana şeytan piç. Aa, güzel şarkı yaptım ha. Altyapı sağlam. Biraz da şunu yemesem yalnız daha çok seveceğim kendimi. Biraz biçing oynayışı yapıyorum hemen. Canım azaldı. Ha, bakkal şov. Hemen bakkal. Nasıl yiyorum abi? Ben bastım ya. Yeah Mike. Bizde ortam böyle koçum. Aa, yemedim. Ne oluyor lan? Şu an tabi kombolarımız yok, o yüzden çok ekstra bir şeyler yapamıyoruz. Kolaydı. Hey sert çocuk. Bir süre tutacaktır onları da ama çok değil. Her yerde, burada değil her yerde sıkıntılar başlamış. Asker adam çocuk söyledi diyor. Afiyet olsun, afiyet olsun. Yamato yaptı bunu. Yamato da işte bizim şeyin kılıcı. Virgil'ın. 2 ay önce. Hazırlanan 2 ay geri almış. Nasıl hissediyorsun falan dedi. Böyle evcil hayvan mekaniği gibi. Buna çok alışma dedi. Hey ikiniz. Yemek hazır. Geliyorum. Hey. Hani sen niye gitmiyorsun? Ben hallederim bundan sonra. Not.
seni biraz kurtarmaya çalışıyorum. Neyse. Nereden? Evet, kolumuz da burada görüyorsunuz. Aha, biri geldi. Selamünaleyküm. Nasıl bir geliş oğlum? Bir şey mi lazım kardeş? What is it? You hungry? Ne oldu lan, aç mısın? Şanslısın. Bu yemek hazır. Kiriye çok fazla yemek yapar. Haydi. Gördüğün bir şey mi sev? Aha, yanıyor. Ne oluyor amına? Şeytansın. Nero, geri git. Yemek soğuyor falan filan derken Kiriye, içeri gir. Aa. Bana bir şeyler oluyor diyor. Oha, tek mi attık ola? Bunu geri alıyorum. Çüş. Aaa. Tamam, net Virgil bu arada. Kendi kılıcını alayım geriye. Zamanım yok. Ha, Virgil bu arada, evet. Çok netmiş şimdi Virgil. Bekle. Bekle. Adam, seni 2 dakikada boş bırakıyorum ve ne oldu? Ne oluyor amına? Oğlum adam bir şey yapmadı ki, geldi kolunu kopardı ya. Ne yapsın, ne yapsın? V bizi bekliyordu. Oraya gidene kadar ölmemeye çalış. Dedi ve bu bölüm de burada bitti. Yes, aldık. Ayık olacaksınız lan, hadi bakayım. Yine aynı saate döndük. 5.32. Haziran'dayız. That's it. No more wheels from here. All right. Guess I'm walking then. Evet, buraya kadar gidebiliyoruz. Artık bundan sonra sürüyeceğim. Hey, şuna bak. Ne? This is from Morrison. I think it's Morrison'dan geldi. Onun işte şeyi, manifestosu. Evet, 30 yıl oldu böyle bir şey yazmayalım. Vallahi hiç yani yazar mazar kimse yoktu diyor. Benim boktan yazımla karşı karşıyasın. Yapacak bir şey yok. Redgrave'e geri döndüğünü duydum. Tam olarak ne senin için ne yapabileceğim konusunda emin değilim. Senin gibi sert çocuk değilim ya da hani keskin bıçak diyor. Yani bu laf deyim bu arada hani. Sert çocuk değilim diyelim özellikle. Yine de hani şey, en azından sana birkaç konuda yardım edebilirim diyor. Dante ile ilk karşılaştığım zaman başka bir ismi vardı. Tony Redgrave. Gitti işte, demir kolduruyor ya. Şimdi dikkatini çektim ha, Tony Redgrave. Redgrave şehri. Sence bir tesadüf mü ya da daha yüksek bir şey mi? Ben açıkçası bilmiyorum. O markaya nasıl bir müzik veriyorsun? Burada mektup okuyoruz ya. Arkadaki müziğe bak abi. Yine de sen kendin çözeceksin bunun doğru olup olmadığını. O yüzden sana anlatmaya karar verdim. Dante ile ilgili bildiğim her şeyi. Yani çok bir şey veremedim ama işte yani bu kadar da artık şey olur. Okey, yolda bulacaksın bunları falan filan, okumalık not işte. Yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Seni bekliyorum. Yemek yapıyorum. Özel bir isteğin var mı? Ha, her alandan sonra seçebiliyorum galiba. Ya orijinal akar. Beyaz saçlı abi. Beyaz saçlı
Dediğim gibi geçen sefer de söyledim. Beyaz saçlı olsaydı diğeri net onu seçecektim. Evet, senin için yeni kollarım var. Tamam. En iyilerinden biri benim yaptığım işte. Bu ne işe yarıyor ki abi? 2 tane kol verdi. Tamam. 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 Okey. Ha. Ekstra kol alıyorum burada. Seed ne abi? Ha. Şu an için değil. Red Queen. Trick. Ulan bunu ben çok kullanırım normalde. Bir dakika. Blue Rose. Color Up 2 mu? Aa, bunu ben oyunda çok kullanıyordum lan 4'te. X'e basılı tutuyorsun, sonra basıyorsun, öndürüyorsun. Dur. Bedava oynuyorum oyunu. Nasıl oluyor işler? Adres ve çok sağ ol takip için. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Table Hopper. Bu neymiş abi? Bak bunu alırım. Bunu alırım. Dorcular önemli. Çüş. O kadara gerek yok şu an için. Şunu alacağım. Şunları denememe gerek yok şu an için. Bu da çok değil. Bunu da öğrenelim. Şimdi Devil Breaker şeyleri. Buy-in book. Bunlar ne işe yarıyormuş? Ha, elektrik atıyormuş abi. Bizdeki iki tanesi elektrik atıyor. Okey. Ha, bu da şok hata yapıyor. Ha, bunda hepsini birden alıyor. Okey. Okey. Tamam, bir tane bundan alayım. Bir tane. Evet. Ablacığım bir tane ver bana. Bir tane alalım. Ha, okey. Ben tasvip etmiyorum. Aa, bir tane daha varmış bende zaten. Neyse, bir tane de ekstra oldu ya, kullanırız. Ha, şey yapalım hatta. Şöyle yapalım. Ama çok pahalı yani. Okey, bir şey de diyemem yani bu konu alakalı. Ne oluyor abi? Ha. Baha tamam abicim. Abone oldun. Anladık. 500 kere çıkıyor Baha'nın abone olma. Tamam. Lan tamam. Allah Allah. Burada bütün hepsini harcıyorum şu an. Güzel. Onu da yaptık. Equipment. 4'e girelim. Güzel. Recommended set ver bakayım bana. Hayır ya, ben 4'ünü de kullanmak istiyorum. Ben ne biçim recommended? Böyle recommended mı olur? Yürü git. Ha, ben buradan da canımı arttırmak için satın alabiliyorum ama toplayarak da alabiliyorum. Ha, bu da beni tekrar geri getiriyor. Bir tane var zaten. İhtiyacım yok. Okey, kalanını harcamayalım. Yeter bu kadar. Vallahi helal. Ne diyeyim? Okey, bunu istediğim zaman girebiliyormuşum. Görevi başlayalım artık ufaktan. Ulan siz var ya. Oyun bugün çıktı, evet. Böyle etrafı bir dalacağım. Ha, kırılıyorlar. Evet, V'ye bir önce ulaşsam iyi olacak.
Ne oluyor? Ne karışıklık ama. Bu ne abi? Bunları bence patlatınca bir şey oluyor. Çok öyle geldi ama hiçbir şey de olmayabilir yani. Peki. İyi ki hızlı açmışım bu arada. Yardıra yardıra koşuyor abi. Mis gibi bak. Başta yavaş sonra boom. Var mı lan? Okey, bunu biliyoruz. Combo ne kadar uzun süre olursa o kadar fazla şey kazanıyorsun. Şu an A yapabilecek kombom yok. Havaya kaldırmayı söylemişti sanki ama onu kaçırdım. Lan niye bunlar burada, ne yap? Burada ne yapıyorlar? Aa, almasaymışım lan, keşke burada varmış. Neyse, pişman oldum, değil mi? Bu şehirde ne yapıyorlar yani? Bunun olayı nedir? Alo. Aa. Peki. Al sana bir çing atak, hadi bakayım. Heee, öyle geleceğimi sandın değil mi? Ağzını! Çıkarım sen ne? Karizma. Evet. Devam edelim. Oo, burası çok şekilli. Kesin bir şey çıkacak. Devil May Cry 3, hoş geldin. Lan nasıl vurmadı ona? Kanka oyun acayip iyi bu arada. Müziğin sesini duyamıyor musunuz harbi? Bakalım biraz arttıralım. Benim sesim mi bastırıyor? Kanka sardı.